İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem Ötesi'ne hoş geldiniz. Bu gece yine ilginç bir program olacak. Heyecanlıyım çünkü bu gece yine ilginç deneyimlerimiz olabilir. Okçular ve okçuluk üzerine konuşacağız. Özellikle Diriliş dizisiyle birlikte hepimiz daha bir heyecanlı olduk bu konuda. Acaba biz de becerebilir miyiz ya da bizim çocuk ok atmaya heveslense nasıl yetiştireceğiz diye düşünmeye başladık. Şimdi masamızın üzerinde de sizlere göstereceğimiz bir takım yaylar var ve tarihçesinden bahsedeceğiz. Sizin sorularınız da var. Bunların hepsine Murat Özveri, okçuluk araştırmacısı. Tabii kendisi okçuluk araştırmacısı diye niteliyor, titrim böyle olsun dedi ama Türkiye'de bu işi ilk başlatanlardan ve üzerine kitap yazmış. İnşallah ikincisi de gelecek. Bu gece kendisiyle konuşacağız. Hemen programın başında seyircilerimize kaç zamandır siz istiyordunuz? Özellikle kitap günlerinde, fuarlarda hani çocuklara yönelik olarak bir şey yapılabilir mi diye. Bu gece size bir sürprizim var. Bu gerçi maket kitap ama Gündem Ötesi kitaplığının 4. kitabı geliyor. Şu anda matbaada Osmanlı'yı öğreniyorum. Benim oğlumun ismi Ömer biliyorsunuz. Ömer'le benim de üstünde resmimiz var. Ömer sordu, ben yanıtladım. Öyle düşünün. Merak eden çocuklar ve nereden başlayayım diyen büyükler için böyle bir kitap yazmak istedik. Bir yerden başlamamız gerekiyor çünkü tarihimizi anlatırken. İşte bunun ilk adımları gibi düşünürsek eğer Osmanlı'yı öğreniyorum. Yeni kitabımız Benim Hedefim etiketiyle bizlere yazarsanız bu kitaptan sizlere hediye etmek istiyoruz. Benim Hedefim tarihini, milli ve manevi değerlerini bilen, öğrenen, seven çocuklar yetiştirmek. Eminim sizler de öylesiniz. O yüzden böyle bir kitap yakında raflarda yerini alacak ve size hediyemiz olacak. Benim Hedefim etiketiyle hem bu programa ilişkin, konuya ilişkin sorularınızı, yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Hem de hayattaki hedefinizi de bize yazabilirsiniz. Şimdi bunu söyledim. Bir küçücük de teşekkürümüz. Türkiye Gençlik Ödülleri'nde bu sene en iyi program Gündem Ötesi seçildi. 4,5 milyon gencin oy verdiği, üniversitelerde gençlik kulüplerinin bir araya geldiği ve 4,5 gencin oy verdiği bir oylamada diyeyim, ödül töreninde Türkiye Gençlik Ödülleri'nde en iyi program seçildik. Çok çok teşekkür ederiz. Onur duyduk. Özellikle de gençlerin böyle bir ödülü veriyor olması bizler için çok kıymetliydi. Ekibim adına kabul ettim ve tabii ki de kanalımız adına sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi Diriliş'te böyle hep oku atıyorlar ama tabii ki günümüzde bunu yapabilenler çok. Rica etsem gelseniz Harun Deniz, İrem Deniz, bir baba kız göreceksiniz şimdi. Nasıl güzel ok atıyorlar. Onlar yerlerini alırken her hafta olduğu gibi size soru soracağız ki hediye verelim diye. İlk sorumuz şöyle olsun. Meslek olarak okçu yüzüğü de yapan padişah hangisidir? Benim Hedefim etiketiyle yollayın. Meslek olarak da okçu yüzüğü de yapan padişah hangisidir? Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Göreceğiz. Aman Allah'ım. Bu attıkları hedefin özel bir ismi var mıdır? Hayır, bu saman sıkıştırılarak yapılmış, ticari olarak tedarik edilebilen bir hedef. Biz Macaristan'daki bir üreticiden hediye olarak geldi. Birçok malzeme okları durdurmak için kullanılabiliyor. Ortasına da sadece odaklanabilmelerini sağlamak için beyaz bir kağıt koyduk. Normalde biliyorsunuz hedef atışlarında muhtelif hedefler kullanılıyor değişik kültürlerde, bizim kültürümüzde de. Osmanlı'da puta denilen bir hedef, bir de tabla denilen bir hedef kullanılır. Tabla yakın mesafeden genellikle uzun bir sopanın ya da sapın ucuna takılı yuvarlak bir hedeftir. Puta da armut biçimli deri bir yastıktır ve çok daha uzun mesafelerden atış yapılır. Yalnız hepsi göbekte toplanıyor, bu muazzam bir şey. Evet, ikisi de çok elit okçuları Trendaz grubunun. Baba kız, ben genetiklerinde bir seçkin bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok disiplinler, iyi çalışıyorlar ve hakikaten birçok yarışmada dereceleri var ikisinin de. Ve bizim kanıta dayalı, disiplinli çalışan grubun en iyi okçular arasındalar. Peki siz Defne Su Yücel isminde meşhur bir okçu tanır mısınız? Tanımıyorum desem ayıp olacak. Ebru Yücel'in kızı. Tamam. Şimdi o demin Ebru Hanım söylemişti, doğru. Ama bizim kızın da çok büyük yani becerileri var. Değil mi Ebru? En son ödül aldılar.
Ya. Süper. İkinci oldu bizim kızımız. Süper. Maşallah. Kızı. İnşallah başarıları devam eder. İnşallah. Biz konuştuk Ebru Hanım'la az önce. O olimpik stil, modern okçuluklar oluşuyor. Okçuluğun her türlüsü çok güzel. Yani sadece bizim kültürümüzde olan ilişkileri bakımından tabii ki geleneksel okçuluk hepimizin kalbine bir ateş düşürüyor ama okçuluğun her türü gerçekten çok yani bir boş zaman uğraşı olarak, spor olarak, meditatif özellikleri bakımından gerçekten çok çok güzel. Tolga'cığım İrem'i çekebilir misin? Kıyafeti çok güzel. Şimdi böyle bir tarihte böyle bir kıyafet var mıydı? Şimdi okçulukla ilgili kıyafet bir sorun bugün. Çünkü mesela okçu birlikleri ne giyiyordu ile ilgili bilgimiz yani askeri açıdan, askeri kıyafet bakımından bile çok sınırlı. Solaklar mesela padişahların yakın koruması bunlar. Yeniçeri'nin 60, 61, 62, 63. ortaları bunlar ve padişahın sağında ve solunda yürüyorlar. Bunların kıyafetleri belli. 15. yüzyıla ait gravürler ve 17. yüzyıla ait Ralamp diye bir İsveç elçisinin yaptığı sulu boya tablolar var. Ama özellikle kadın kıyafeti konusunda problem büyük. Çünkü Osmanlı döneminde kadınlar okçuluğun içinde değil. Mesela okçular tekkesindeki yarışmalara sadece Lale Devri'nde geliyorlar ve seyirci olarak geliyorlar. Bazı yabancı ressamların resmetmiş olduğu elinde ok veya tutan kadınların da aslında oryantalist bazı ressamların çarşıdan pazardan aldıkları kıyafeti batılı kadınlara giydirerek bu resimleri yaptıkları düşünülüyor. Fakat Selçuklu döneminde kadın okçular var. Biz o sebeple olabildiğince erken dönem kadın kıyafetlerini kadın okçularımıza giydiriyoruz ya da onların kıyafetlerini seçerken bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Bununla ilgili de maalesef çok fazla çalışma yok. Mesela Osmanlı kıyafetleriyle ilgili Hülya Tezcan, Nuran Atasoy gibi hocalarımız çalışmışlardır. Ama mesela şeyle ilgili Profesör Doktor Özden Süslü'nün bir kitabı var, Selçuklu kıyafetleri. Bunlar da tabii eski tasvirler vesaire olduğu için kıyafet hakikaten bir sorun. Dolayısıyla biz dediğim gibi kadın okçularımızda daha erken dönem yani Osmanlı'nın erken dönemi ki onunla ilgili de doğru düzgün belge yok ve Selçuklu kıyafetlerini tercih etmeleri istiyoruz tarihi doğruluk açısından olabildiğince. Peki şimdi mesela Ertuğrul Gazi dönemini düşünecek olursak ya da belki hani günümüzü bile konuşuyor olabiliriz. Diyelim çocuk yetenekliyse kaç yaşında başlıyor? Anatomik olarak bir çocuğun ok atabilecek gelişmişliğe ulaşması 9 ila 10 yaşlarında oluyor. Hmm. Tabii ki bu kişiden kişiye değişir ama genel kabul gören 9 yaşına itibaren bir çocuğun okçuluk eğitimi alabileceği. Ama ondan önce tabii ki çocuğu motive edebilmek için, hevesini kaçırmamak için eğer böyle bir şey ilgisi varsa oyuncak yaylar, oklar verilerek bu ateşin sönmemesi temin edilebilir. Ama sistemli, doğru dürüst, düzenli antrenman 9 yaşından sonra. Hı hı. Peki nasıl başlanıyor diye sorsam size. Hı hı. Biraz da sizin bana öğretmenizi rica etsem. Tabii. Ayağa kalksak. Tabii, seve seve. Şimdi şöyle başlanıyor. Aslında bizim eğitimle ilgili elimizde Safevi dönemine ait, ok rica edebilir miyim İremciğim? Safevi dönemine ait belgelerde Osmanlı'da da olan bir eğitim metodolojisi yazılı. Osmanlı'daki de yazılı. Hı hı. Kepaze denilen çok kuvvetsiz yaylar çekilerek önce vücut formu öğreniliyor. Buna bir tür motor hafıza denebilir. Bisiklete binmek ya da yüzmek gibi düşünebilirsiniz. Burada kabzayı nasıl tutacağınız, çekerken kolunuz, dirseğiniz, eliniz nasıl duruyor gibi kas, kemik konfigürasyonlarını öğreniyorsunuz. Ve bunu bir süre sonra meleke kesbetmek diye bir tabir vardır ya eski dilde. Otomatik olarak yapabilir hale geliyorsunuz. Bundan sonra çok yakın mesafeden torba ya da sandık denilen bir hedefe atış yapmaya başlıyorsunuz. Siz çekişle ilgili kas hafızasını yahut da melekeyi kazandıktan sonra bu sefer bırakışla ilgili kas hafızasını kazanıyorsunuz. Bunu da çok yakın mesafeden attığınız okların hedef üzerindeki pozisyonunu değerlendirerek doğru atış yapıp yapmadığınızı görüyorsunuz. Ben size tabii bu kepaze safhasını falan hiç yaşamadan kabzayı bu üç parmağınızla kavruyorsunuz ve diğer iki parmağınız yumuşak bir şekilde duruyor. Ok parmağınızın üzerine vurarak gideceği için baş parmağınızı kasmamanız önemli. Sağ el eğer, yakın çekin sen, ha. Sağ el eğer sağ bir okçuysanız zihkir denilen bir
parmağı korumak için bir okçu yüzüğü kullanıyorsunuz. Ama tek atış, iki atış yapabilirsiniz zihkirsiz. Dirseğiniz yukarıda, sağ el mandal denilen bir şekilde kapatılıyor. Mandal, yine orta yüzük ve serçe parmağınızın kapatılması. Sonra baş parmağın okun altından kirişe dolanması. Ve elin kilitlenmesi ne deniyor? Sonra bunu çekiyorsunuz. Evet. Nereden bakacağım? Başta, böyle mi bakayım? Böyle aslında mi bakayım? Hayır. Başta kazandığınız kas hafızası size tıpkı basketbol potasına topun atılması gibi. O da yine melekeyle kazanılan bir şey. Buna içgüdüsel atış deniyor. Çekin. Çekin ve bırakın. Harikulade. Evet, harikulade. Nasıl harikulade? Şöyle, tam çekiş yapamadınız. O da normal. Bu İrem'in kullandığı yay. İrem tabii eğitimli bir okçu. Birkaç senedir çalışıyor. Kuvveti sizden fazla. Ama bu kuvvet kazanılabilen bir şey. Yani bütün sporlarda olduğu gibi. Bugün kürek veyahut basketbola da başlasanız. Ama çok zevkli. Evet, kesinlikle çok zevkli. Tekrar isterseniz tutuştan başlayın. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Yok, gayet güzel attınız. Bir, şunu şöyle takayım müsaadenizle. Evet. Yine. Dur, üç taneyi kitle. Evet, bunu serbest bırak. Serbest. Sonra, bunu kapat. Evet. Bunu al, bunu üstüne. Evet. Bunu şöyle yapacağım. Evet. Ay, evet. Yalnız bu gerçekten zor bir şey. Evet, zor. Bunun sebebi şudur. Mesela elinizde... Evet, çekin, bırakın. Çok güzel. Aa, bu daha güzel oldu. Modern okçulukta kullanılan yaylar gibi bir yay olsaydı veya sizin kuvvetinize daha uygun... Daha uygun bir yay olsaydı, çekiş kuvveti bakımından daha rahat ederdiniz. Fakat bu size gösterdiğim atış tekniği ve az önce nasıl bu tekniğin öğrenildiğini de anlattım. Profesyonel askerlerin oluşturduğu orduların hakim olduğu coğrafyada gelişmiştir. Yani kompozit yay, yani bu Türklerin de kullandığı çok malzemenin bir araya gelmesiyle çalışan yay ve bu baş parmağın asıl işi yaptığı ve elin mandal denilen şekilde kilitlendiği atış tekniği, hafta sonu okçularının değil, hayatı okçuluğa dayalı olan insanların yaşadığı bir coğrafyada gelişmiştir. Dolayısıyla zordur, ama bu zorluğun bir karşılığı vardır. Savaşta bununla daha hızlı ok atabilirsiniz üst üste. Okun çıkış hızı 3 parmakla, yani bugün olimpik okçulukta kullanılan bırakış tekniğine göre daha yüksektir. Biz bunu gösterdik mesela, yayınladık da. Peki bu dediniz ya arka arkaya atmak diye. Evet. Şimdi... Ne yapıyorlar? Bu oklar arkada mı? Hayır. Bu gösterdiğiniz hareket bir Hollywood klişesidir. Evet. Sırtta taşınmamıştır böyle oklar. Koy, evet. At böyle. Öyle bir şey yok. Yok mu böyle, hayır, bir şey? Hayır, yok. Sırtta taşıyanlar, mesela Japonlar taşır ama onlar da alttan alırlar. Şuradan. Evet, çünkü düşünün ki savaş şartlarında bu karşı taraf için vurulması kolay bir hedeftir. Eğer avlanıyorsanız... Avlanacağınız hayvanı korkutan bir harekettir. Hmm. Halbuki bunu böyle yaptığınız takdirde hem ok alırken karşı tarafa göre hedef küçültürsünüz, hem de bir av söz konusuysa avı ürkütmezsiniz. Eğer at üzerinde yapılan Türk dünyasında olduğu gibi bir avdan söz etmiyorsak. Böyle yapıyorsam aynen evet. Öyle. Onun için hep bel tirkeşleri kullanılmıştır. Bel tirkeşinden alınır. Tekniğin sağladığı bazı avantajlarla bu çok hızlı yapılır. Göstereyim müsaade ederseniz. burada... Baş parmakla çekildiği için kiriş, ok yayın sağ tarafına konabilir. Çünkü sizin çok hızlı olduğu için göremediğiniz, çıplak gözle görülemeyen bir şey var. O da kiriş aslında yuvarlanarak çıkıyor. Okun ucunun ağır olması sebebiyle eylemsizlik momenti oluşuyor ve arkadan kirişin hızla vurmasıyla ok hareket etmek istiyor. Ok ucu hareket etmemeye çalışıyor. Ve ok bükülüyor. Yani şöyle kameraya göstereyim. Ok çıkarken bu şekilde yılan gibi bükülüyor. Ve havada bu şekilde bir salınım yaparak yol alıyor. Arkadaki yelek, yani tüyler, okun gövdesinin arka kısmındaki hava sürtünmesini arttırarak bu salınımı stabilize etmeye çalışıyor. Ve bu salınım, buna direkt olarak vursanız bile olur... Ucun ağırlığı sebebiyle, ama kirişteki yuvarlanma bu salınımın hem yönünü hem şiddetini etkiliyor. Ve siz batıda kirişi 3 parmakla tutup bıraktığınız için bu şekilde okun arkası bu tarafa doğru bükülerek salınım başlıyor. Halbuki biz baş parmakla bıraktığımız için kirişin rotatif hareketi öbür tarafa doğru, okun arkası bu tarafa doğru bükülerek yolculuğuna başlıyor. Biraz fizik tabii, ama çok karışık gelmesin kimseye. Aslında basit bir fizik kuralı. Bu sebeple batıdaki gibi oku buraya değil,
Türk dünyasında, Orta Doğu dünyasında, Asya dünyasında buraya koyabiliyorsunuz. Bu size tabii üst üste ok atarken çok hızlı üst üste oku gezleme imkanı veriyor. Çünkü ne yayı eğme gibi bir zaman kaybı var, ne de bunu oku buradan sokarken elinizi veya kirişinizi kesme riski var. Çünkü savaşlarda böyle keskin uçlar kullanılıyor. Okun temreni, yani başı, ucu. Ne iş yapacağına göre seçilir. Mesela bu hedef ucudur, bu bir savaş veya av ucudur. İşte demin az önceki sosyal medya için yaptığınız çekimlerde sormuşlardı. Bu bir ötkün ok ucudur, yani ıslık çalar havada uçarken. Nasıl bir ıslık? Bildiğiniz diye kuvvetli bir ıslık çalar. Aynen böyle. Evet. Eğer böyle bir keskin savaş ucu varsa, yayın bu tarafına koymaya çalışırken çatışma stresi altında kirişinizi ya da elinizi kesebilirsiniz. Halbuki Türk tekniğinde yayı bu taraftan beslediğiniz için bunu okun ucu hiç elinize veya kirişe yaklaşmadan çok rahat bir şekilde ve çok hızlı yaparsınız. Bu kadarla da kalmaz. Bu teknikle yayı sağ taraftan beslemek bana büyük bir hız avantajı sağlar ve ben tek tek tirkeşimden, yani ya ok çantamdan oklarımı alsam bile bunu çok hızlı yapabilirim. Ama sağladığı önemli bir avantaj, sadece baş parmağımı kullandığım için elimde birden fazla ok tutabilmemdir. Bakın, bu parmaklarım boşta olduğu için okları böyle alıp buradan bunu attıktan sonra da diğer oku alıp aynı hızla buraya gezleyebilirim. Yani Selçuklu tasvirlerinde gördüğümüz, Memluk risalelerinde yazan, yedek okların kirişi çeken elde tutularak hızlı bir şekilde üst üste gezlenip atılması mümkün olur. Bu efsanevi atış hızının da nasıl olduğunu bize göstermektedir. Çünkü Türklerin üst üste çok hızlı ok atabildikleri, Haçlı raporlarında Kılıç Arslan'la ilk karşılaşan 1096 yılı biliyorsunuz. Sonra 1100'lerin başında bir daha savaşıyorlar. Ama ilk karşılaştıklarında çok fazla üst üste ok hızlı atabildiklerini ve Moğollarla savaşan devletlerin bunu yapabildiğini söylüyor. Baş parmak çekişi bunu teknik olarak kolaylaştırıyor. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi teknik tek başına yeterli değil. Sizin o teknikte ustalaşmanız, çalışmanız lazım. Ama az önce söylediğim gibi bu coğrafyalar profesyonel orduların hüküm sürdüğü coğrafyalar. Yani askerler bugün pek çok kişinin yaptığı gibi hafta sonu, eğlence işte filan diye yapmıyor. Bunlar hayat memat meselesi olarak görüyorlar. Bütün savaş sanatı pratiklerini, sadece okçuluk değil, ne kullanıyorsa, topuz, kılıç vesaire, bunların pratiğini yapıyorlar. Peki bizim böyle bizimkilerin yaptığı gibi hani gözümüzde öyle canlandırıyoruz. Böyle at üstünde giderken aldır. Evet. Hızlı bir şekilde giderken birden dön, fışt, at evet. falan. O evet. var mı? Var. Bu çok acayip bir şey. Yani ben burada o tutacağım da edeceğim de falan düşünürken gösterelim, orada... Gösterelim size nasıl olduğunu. Şimdi bu teknik, demin söylediğim teknik, sadece yayı daha hızlı beslemeyi veya yedek okları elinizde tutarak tirkeşe uzanmadan zaman tasarrufu yapmanızı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda bütün atış sürecinde bu mandal denilen tutuş sayesinde oku yayın üzerinde stabilize eder. Bu sayede koşsanız, yürüseniz, zıplasanız, at üzerinde olsanız, dönseniz, ne yaparsanız yapın, ok sanki yaya yapışmış gibi yerinden hareket etmez. Yapabilir misiniz öyle? Yapabilirim. Zıplarken. Peki. Peki. Şimdi İremciğim, sen de gelip bana biraz ok asiste edebilir misin rica etsem? Oklar orada kaldı. Selçuklu kızı İrem. Ha? Evet. Şimdi bu klasik olarak atılıyor. Bunu yayı aşağı doğru eğmek zorunda kaldığımı düşünün. Tamam. Bakın, elimle tutmuyorum oku. Mandal oku yerinde tutuyor. Ve demin söylediğiniz hareket etmek zorunda kalırsam. Evet, bu çok zor bir şey bu. Zor. Ama hep bunu söylüyorum. Yani bu hafta sonu okçuluğu yapacaksanız başka okçuluk ekollerinden de aynı keyfi almak mümkündür. Bu kültürü dejenere de etmemek için bunu yapan insanların hakikaten zaman ayırması, kendini vakfetmesi, doğru olarak öğrenmesi, doğru öğreten birinin öğrenmesinin önemli olduğunu söylemek lazım burada. Ve hep söylediğim gibi bugün nasıl siz, ben işimize gidip saatlerce mesai harcıyorsak, eskiden bunu yapan adamlar, bunu icat eden ve geliştiren adamlar o şekilde zaman ayırıyorlardı buna.
Çok, ama çok etkileyici öyle zıplarken evet, birden... At üzerinde atabilmek de bu sayede yapılabiliyor. Yani atın üzerinde bu zıplamaktan daha stabilsiniz aslında. Dört nala giden bir atın üzerinde. Dolayısıyla arkaya da dönüp atabiliyorsunuz. Arkaya dönerek atışı da gösterebilirim. Demek ki tabii. Hani... Peki hem böyle zıplarken hem arkanızı dönüp... Artık şartlar ben zor. 50'me dayanmış bir adamım. Yok evet. Tabii yapabilir. İsterseniz gösterebilirim ama. At getirseydik. Bir o lazım. Şey. Bir o lazımdı gerçekten. Evet. Enteresan, güzel. Evet, o da yapılabilir. Yani demin az önce söyledim. Mesela Safevi okçuluğu, yani İran'ı yöneten bir Türk hanedan biliyorsunuz Safeviler. Onlar da ağır yayları her pozisyonda çekebilmek ve zıplarken ve koşarken ok atabilmek hem okçuluk mahareti olarak çalıştırılıyor, talimi yapılıyor, hem de okçuluk becerisinin test edilmesinde kullanılıyor. Yani bunları biz uydurmuyoruz. Bunlar hakikaten belki atlı okçuluk için gereken becerinin kazanılması için yerde yapılabilecek egzersizler. Evet. Peki birkaç seyirci sorusu yönelteyim size. Buyurun. Mesela Sinem Hanım sormuş, benim hedefim etiketiyle okçularda Yeniçeriler gibi evlenemiyorlar mıydı? Öyle bir şey duymuştum. Var mı öyle bir şey? Yeniçerilerin evlenmesi yasak profesyonel asker oldukları için, ama bu yasak oldukça erken dönemlerde delinmeye başlıyor aslında. 18. yüzyıl başında artık oldukça rutine binmiş vaziyette evlenmeleri. Okçular için öyle spesifik bir şey ben bilmiyorum, ama Yeniçeriler içindeki okçu birliklerinin Yeniçeriler için geçerli olan kural ve kanunlara uymaları gerekliydi muhakkak. Peki bir soru da Uğur Bey'den gelmiş. Diyor ki benim hedefim etiketiyle Osmanlı Devleti'nde uçları zehirli ok kullanıldı mı? Öyle bir şey var mıydı? Rutin olarak kullanmıyorlar. Fakat ok hayati bir organa rast gelmediği takdirde veya büyük bir arteri kesmediği takdirde öldürmeyebilir. Eğer kesinlikle öldürmek gibi niyetiniz varsa, mesela suikast planlıyorsanız, zehirli ok kullanılmıştır. Çünkü zehirli ok çok eski çağlardan beri kullanılan bir şey. Genel olarak avda kuvvetli yaylar ya da yüksek enerji üretebilen yaylar yapılamayan coğrafyalarda, mesela Afrika'da çok büyük hayvanları öldürmek mecburiyetinden kullanılıyor. Savaşlarda da daha çok özel durumlarda, mesela suikast gibi durumlarda kullanılıyor elbette. Ama rutin değildir Türklerde. Bir seyircimizin sorusu çok hoşuma gitti. O yüzden onu biz seyircimize sormuş olalım. Ona geleceğiz ama az önce dedik ya Osmanlı'da meslek olarak okçu yüzüğü de yapan padişah hangisidir diye sormuştuk. Bunun cevabını vereceğiz. Okçu yüzüğünün ne olduğunu bir gösterelim. Okçu yüzüğü demin atış yaparken de parmağıma takmış olduğum, şöyle göstereyim. Elimdeki Osmanlı tipi bir zihkir. Bu da bir Selçuklu ya da geç Bizans dönemi bir zihkir. Bu Farsça bir kelimedir. Bileşik kelimedir. Kiriş çeken, kiriş tutan, zehgir. Bunu Osmanlı zihgir diye telaffuz etmeyi tercih etmiş. Buna engüştvane, küştüvan, şast gibi yine Farsça tabirler de isim olarak verilmiş. Bu hem kirişi, kirişten parmağınızı korur, hem de atış balistiğini etkiler. Mesela biz konuşmamızın başında, yani program açılışından önce konuşmuştuk. Tirendaz olarak başından bir kanıta dayalı bilimsel bakıyoruz bu işe. Biz bunu da mesela hız ölçerde gördük ki sert malzemeden yapılmış bir zihgir. Sadece parmağı korumak için kullanılan bir deri yüzükten veya çıplak parmakla atmaktan %6,5 daha yüksek ok hızları sağlamakta. Çünkü demin sözünü ettiğim kirişte meydana gelen rotatif hareket çok daha küçük meydana geliyor. Bu zihgirin küçük eşiğinden kayarak gittiği için. Cevabını da verelim mi? Evet, lütfen cevabını verelim. Tabii biliyorsunuz Osmanlı padişahları özellikle yükseliş döneminde bir meslek ediniyorlar. Hatta 11. 12. yüzyıllardan itibaren Anadolu'da çok köklü bir şekilde oturan, yerleşen ahilik gibi bir teşkilat içinde, esnaf ve zanaatkar loncaları ve teşkilatları içinde ciddi bir çırak, kalfa, usta merhalelerinden geçerek verilen meslek eğitimleri var. Fatih Sultan Mehmet'tir. Hatta bahçıvanlık ve zihkirciliktir. Çünkü zihkircilik meslekti. Esnaf-ı zihkirciyan diye zihkirci esnafı adı altında bir esnaf vardı. Ve bu okçu yüzükleri okçunun eline göre bal mumuyla önce parmağından bir ölçü alınarak, sonra da son düzeltmeler atış yaparken yapılmak
kaydıyla. Bugün de aynı şekilde yapıyoruz. Zihkir kişiye göre yapılırdı. Birçok padişah tabii ilgilenmiştir okçulukla. Evet, mesela, hatta belki bir minyatür de verebiliriz. Bizim kitapta da var. Buraya da koyduk. Yavuz Sultan Selim'in el putası. Seyirci hangisini görüyor? Birkaç tane monitör var. Bu mu görüyor? Bunu görüyorlar evet. Şimdi. Yavuz Sultan Selim'in el putasına. Evet, bu tabla ya da el putası denebilir buna. Ayna denebilir. Eğer metalden yapılırsa ayna da denir. Hı hı. Böyle bir örnek müzelerde yok. Sadece bir katalogda ben gördüm. The Art of the Muslim Knight diye bir katalog vardır. Yani Müslüman şövalyenin sanatı diye. Hı hı. Orada yaklaşık bir metre uzunluğunda bir sopanın ucuna takılmış, tahtadan yapılmış. Böyle bir tabla vardır. Burada demin Harun ve İrem'in ve benim de atış yaptığım gibi çok fazla olmayan bir uzaklıktan atış yapılıyor. Zaten Habsburg elçisi olan Busbeck'te yaklaşık 12-13 metreden atış yaptıklarını rapor yazar şeye mektuplarında. Burada da öyle çok uzun olmayan mesafede elde tutulan bir hedefe Yavuz Sultan Selim tarafından atış yapılıyor. Ve zihkiri görüyorsunuz sağ parmağına takılı. Arkadan da ok veren silahtarı görüyorsunuz. Bu tasvire çok rastlanıyor. Hatta at üzerinde bir süvari ok atarken arkadan bir diğerinin ok yetiştirdiği. Bu büyük olasılıkla yine bir savaş pratiği. Büyük ihtimalle yani sizin yanınızda taşıdığınız oklarınız bittiğinde savaş sırasında, çatışma sırasında bir ok alma pratiği gibi görünüyor. Sizin bıyıklar da Yavuz'un bıyıklara benziyor. Evet, biraz daha beyazlamış ama evet benziyor. Ok atmak için böyle bıyık gerekiyor. Seyircilere söyleyelim, böyle bıyık olmadan ok atamıyorsunuz. Sakın ciddiye almasınlar. Evet. Şimdi okçuluk yarışlarına bazen padişahlar ve üst düzey devlet yöneticileri de katılıyordu. Yarışmaların dereceleri ve rekorları da belgeleniyordu. Şimdi evet. Burada daha fazlası var ama ben buradan okumayayım. Seyircilerimize soruyu sorayım. Şimdi bir sorumuz daha var size. Kitap kazanmak isterseniz. Hangi padişah menzil atışlarında daha uzun mesafeye ok atmıştır? Şık verecek misiniz? Verelim değil mi? Evet çünküsünü de sonra söyleyelim. Tamam çünküsünü de sonra. İkinci Mahmut mu Kanuni mi? Hangisi daha menzil atışlarında uzun mesafeye ok atmıştır diye soralım. Ama tabii birçok isim var yani okçulukta. Hatta hemen hepsi gibi mi diyeceğiz? Tabii şimdi neredeyse. Şimdi padişahlar o seçkin savaşçı sınıfının en üstünde duruyor hiyerarşik düzen içinde. Yani başkomutan ve bunlar özellikle imparatorluğun altın çağını yaşadığı dönemlerde çok iyi savaş eğitimi alıyorlar. Fakat bunların bazıları aslında daha çok sportif bir uygulama olan menzil atışlarında da rekorları imza atmışlar. Yani şöyle düşünmek lazım. İstanbul Ok Meydanı'nın kurulmasından sonra savaş eğitiminin dışında ve belki savaş eğitiminin üstünde Okçular Tekkesi'ne intisap ederek menzil atışı yapmayı öğrenen padişahlar var. Birçoğu var evet. Yani ismini belki zikretmek gerekirse işte 4. Murat, 3. Selim, 2. Mahmut gibi padişahların hem de yoluyla bunu yapıp çünkü tekke okçuluğunda siz normalde gidiyorsunuz bir pir tutma geleneği var. Size bir antrenör ya da hoca tahsis ediliyor. Bugünkü personal trainerlar gibi düşünebilir. Sizle ilgilenen bir kişi. Bir de normal koşullarda eğer siz talipseniz, yani yeni başlayan bir okçuluk öğrenmeyi talep eden kişi olarak size bir de yol kardeşi tahsis ediliyor. Yani edep, adab, erkan öğretsin size diye. Hmm. Ve burada demin sözünü ettiğim... Ondan tabii çok daha tecrübeli değil mi? Evet, onlar kabza sahibi. Yani okçulukta belli bir yeterliliğe gelmiş kişiye büyük kabza alma töreni denilen bir törenle elden ele yay verilerek bu ustalıkları tescil ediliyor. Ne güzel. Bu aranan özellikle menzil atışlarında pişrev denilen okla 900 gez yani 594 metreye ok atmak. Pişrev böyle bir ok. Demin kullandığınız oklara göre çok küçük farkındaysanız ince hafif bir ok yani. Dolayısıyla menzil okları ve menzil yayları aslında okçuluğun daha sportif yönüne doğru evrilmiş aletler, spor aletleri yani. Ve 594 metreye pişrev ile ok düşürebildiğiniz zaman ve bu en az 4 şahit tarafından tescil edildiği zaman çünkü İslami şer'i hükümlere göre en az 2 kişinin atışı yaptığınız noktada doğru yere bastı. Hmm. En az 2 kişinin de atışın düştüğü yerde, okun düştüğü yerde hakikaten buraya kadar ok geldi diye bunu şehadet edip, şahitlik yapıp tescil ettirmesi gerekiyor. Ancak bundan sonra şahitler de bu tamamdır dedikten sonra büyük kabza alma töreniyle elden ele yay teslim edilerek aslında okçulukla ilgili bilginin nesiller arası transferi gerçekleşiyor. Çok güzel. Dolayısıyla padişahlar da bu yoldan geçerler. Fakat tabii ki
bazı ritüellerde padişahlara küçük iltimaslar gösterilir. Mesela tekke şeyhinin elini öper talip, padişah öpmez. Bu gibi küçük iltimaslar vardır. İltimas da demek doğru değil tabii. Yani ciddi sınıf farklılıklarının olduğu bir toplum Osmanlı ve tekkede ilginç bir şekilde demokrasi var. Kabza sahibi kemankeşler içinden seçimle geliyor tekke şeyh örneğin. Ama tabii ki padişah padişah. Mesela tekkeye geldiği zaman da hünkâr mahfili var, orada oturuyor. Diğerleriyle takılmıyor. Fakat mesela sadrazam olup kemankeş olup tekkeye gelen bir sadrazamın tabii sedaret makamına gelmiş. O gelince millet saygıda kusur etmeyelim diyor. O da diyor ki ben sizin burada bir kardeşinizim. Burada şeyh-ü geda birdir. Yani şahla bana sıradan insan birdir. Burası er meydanıdır. Bana sizden biri gibi davranın diyor. Yani böyle enteresan sınıf farklılıklarının çok olduğu bir toplumda tekkede bir ne diyelim askeri seçkinlere özgü bir kendi kuralları olan bir yer gibi düşünmek lazım. Peki pirleri kimdir? Ya da piriniz kimdir diye mi sormam lazım? Evet, biz de kemankeş geleneğinin devamı olduğumuza göre öyle sorabilirsiniz. Sad bin Vakkas Hazretleri'dir. Hazreti Muhammed'in silah arkadaşıdır ve sahabedendir. Ve çok iyi bir okçu olduğu söylenir. Hatta Uhud Savaşı'nda işte attığı okların üst üste isabet kaydetmesi ve savaşta lehlerine dönmeye başlıyor Müslümanların. O zaman işte anam babam hakkı için at diye Hazreti Muhammed'in böyle bir teşvik edici söz söylediği rivayet olunur. Dolayısıyla bu sebeple Orta Asya'dan gelen okçuluk kültürlerine aslında Türkler Müslümanlığı çok benimsedikleri için bazı İslami elbiseler giydirmişlerdir. Bu da öyle bir elbisedir. Aslında Orta Asya'dan gelmedir Türk okçuluk kültürü. Erken dönem Araplar, yani erken Müslümanlık, erken İslam dönemi Araplar ve İslam öncesi Araplar ne bu başparmak çekişini bilmektedirler ne de kompozit yaya sahiptirler. Ama öyle bir İslami kisve konmuştur üzerine giydirilmiştir. Benzeri de zihkir için, az önce konuştuğumuz okçu yüzüğü için vardır. Mesela bu yüzük yine erken İslam ve İslam öncesi Arap dünyasında bilinmemektedir. Araplar bunu çok büyük olasılıkla ya Sasani topraklarına, yani İran topraklarına gelip Sasanileri yendikten sonra ve veya Sasanilerden öğrenmiş oldukları hemen kesin. İran'ı fethettikten sonra Güney Türkistan'a, Mavera-Nehir bölgesine geçiyorlar. Oradaki Türklerden de öğrenmiş olabilirler. Fakat hikaye şöyle anlatılır. Hazreti Ali, Hazreti Hasan'la Hüseyin'e ok atmayı öğretiyor. Yani İslami kisvesini anlatacağını, elbisesini anlatıyorum. Parmağı acıyor. Hazreti Muhammed de oradan geçmektedir. İşte ya Ali ne oldu işte bir sıkıntın var filan. Parmağımız acıyor deyince ya Ali o zaman bir yüzük yap tak parmağına acımasın diye bir zihkirin tarihçesi böyle anlatılır. Yani işte bir sözel gelenek olarak. Halbuki Araplar bilmiyordu zihkiri erken dönemde. Sonradan öğrendiler tabii. Yani Türkler halife ordularında paralı asker olarak istihdam edilmeye başlaması ve hatta daha önce belki Sasanilerle askeri etkileşime girdikten sonra öğrendiler. Ama bu sözel gelenek olarak geldi. Hı hı. Bu sebeple de lafınızı kestim. Demin kemankeşlerin piri Sad bin Vakkas Hazretleri iken zihkirci zümresinin, esnaf-ı zihkirciyanın piri Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali demir. Evet, bu sebeple. Doğru. Tolga Demircan benim hedefim etiketiyle merak etmiş. Osmanlı'da ok haberleşme aracı olarak kullanılmış mıydı? Selçuklu'da kullanıldığını biliyorum. Osmanlı'da da kullanılmış olmalı. Selçuklu'da kale içlerine mesela kuşatma yaptıkları zaman işte tehdit mektubu, anlaşma vesaire gibi şeyleri okla atıyorlar. Evet, kullanılmış. Yani Osmanlı'da da kullanılmış olduğunu tahmin ediyorum. Lapaçikido isimli bir seyircimiz benim hedefim etiketiyle Cüneyt Arkın'ın böyle aynı anda 5 oku birden atarken bir fotoğrafını göndermiş. Diyor ki Cüneyt Arkın'ı bu gece diyor anmazsanız olmaz diyor Cüneyt abi diyor. Analım. Tabii Türk sinemasına önemli hizmeti. Böyle 5 taneyi birden? Şöyle birden fazla ok atılabilir. Benim Abdül Kabza adıyla YouTube'da bir kanalım var. Evet. Çok güzel. Şimdi şöyle tabii hani mantıken 5 ok attığınız zaman yayın depolamış olduğu potansiyel enerji oklara 5'te 1 aktarılır. Dolayısıyla elinizde çok kuvvetli bir yay olsa bile 5 okla çok düşük hızda ve düşük enerji taşıyan oklar atarsınız. Ama 2 ok atabilirsiniz mesela. Benim demin söylüyordum YouTube'da Abdül Kabza diye bir kanalım var. Burada 2 ok atışını gösteren videolarım var. Yani 2 okun aynı anda da bunun tarihi altyapısının da olabileceğine dair orada bazı şeyler söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Mesela bir Avrupalı ressamın
büyük olasılıkla Habsburg savaşlarını canlandırdı. Bir yağlı boya tablosunda bir Osmanlı sipahisinin iki ok takılmış yayıyla tam çekişe geldiğini gösteren öyle bir resim var. Ama bu fotoğraf değildir, unutmayın. Sanatçının yorumu da olabilir, her şey olabilir. Bir de Avusturya'daki müzelerden bir tanesinde bir kabzaya sahip ama iki yay kolu olan, yani ikiz yay kolları olan bir yay vardır. Dolayısıyla bunlar yapılmış olabilir. Tarihte de yapılmış olabilir ama beş ok anlamsızdır. Çünkü enerjiyi beşe bölüyorsunuz. Tabii. Zaten nereye gidecek? Hangi biri hedefe gidecek? Allah aşkına o beşi birden o oraya, oraya, oraya. Öyle olmuyor. İki okla yaptığımız deneylerde o videoları da meraklılar açıp seyredebilirler. Belki internetin önünde bir sürü seyirciniz şu anda. Aslında biraz egzersiz yaptıktan, talim yaptıktan sonra iki okla istediğiniz yere vurabiliyorsunuz. Evet. Ama üç okta atılabilir mi onu bilmiyorum. Yani yapmadım şu ana kadar. Ahmet Anoğlu benim hedefim etiketiyle önce çile çek kepaze ol, sonra kabzını ve sırrını al kemankeş ol. Bu çile çek kepaze ol nedir evet. diye soracağım. Sonra da bu sırrı soracağım size. İfşa Peki. oldu deniyor, oldu mu olmadı mı onu da öğreneceğiz ama önce çile çek kepaze ol ne anlama geliyor? Şimdi kepaze, daha doğrusu kepaze, Arap alfabesinde Z ve D arası ses veren bir harf var. Türkçe fonetikte bu olmadığı için bazı yerlerde kepade diye yazar. Ben kepazeyi tercih ediyorum çünkü günümüzde yaşayan bir tabir bu, kepaze olmak diye. Tıpkı mesela sert cisimleri delmek için delme disiplini olan, mesela işte kalkan delme, zırh delme falan, darp vurma ya da zarp vurma denir. Bazı kaynaklar zarp der ama bugünkü modern hukuk terminolojisinde darp geçiyor. Şimdi zarpı kullanmanın bir alemi yok. Bunun gibi kepade çekiş kuvveti düşük yaylardır. Yani bu yaylar ok atmak için değil, başlangıçta tıpkı siz demin yayı çekmekte güçlük çektiğiniz İrem halbuki kolaylıkla evet, çekiyor. Evet, hem bir miktar kas kuvveti artışı ama asıl kas hafızası, nöromotor beceri, artık ne derseniz deyin. Yani bir şey öğrenirken sol yarı küremizle öğreniyoruz, beynin sol yarı küresi ama sonra meleke kespettiği zaman artık sağ yarı küreyle otomatik olarak veyahut kendiliğinden bir hareket gibi ortaya çıkmaya başlıyor. Kepaze bu. Çile de yayın iki ucunu birbirine bağlayan genellikle deriden, işte sinirden, ipekten vesaire yapılan bu ipe deniyor. Başlangıçta ok atma sevdasıyla ya da talebiyle gelenlere uzun bir yay çekme egzersizi yaptırıldığı için işte çile çekip kepaze oluyor. Yani o hevesle gelip biz de yapıyoruz. Trendaz'da biz de eski risalelerin söylediği 12 bin çekişi tamamlattırmaya... 12 bin! Evet, kepaze için böyle bir rakam veriyor kepaze çekiş için. Sonra da kemankeşlik sırrını al, kemankeş ol. Ne diyormuş? Laf şimdi çıkaramadım siz demin söylediğiniz. Şöyle daha... demiş seyircimiz. Tabii doğruysa siz... Önce çile çek, kepaze ol, sonra kabzanı ve sırrını al. Evet. Kemankeş ol. Evet, kabza şimdi almak demin söylediğim şey. Tamam. Kabzanın elden ele teslimi. Kemankeşlik sırrı diye bir şeyden söz ediliyor, doğru. Fakat şimdi yani maalesef aslında bazı kutsal şeylerin böyle biliyorum diye ortaya çıkma küstahlığının kurbanı olmaması lazım. Vallahi Google'da herkes arama yazıyor. Yapınca kemankeş sırrı deyince ne evet. çıkıyor ben size okuyayım mı? Okuyayım ben Biz de öğrendik size... o sırrı. Bizden saklayamazsınız. Herkes öğrendi nasıl sırsa ben de anlamadım. Şimdi kemankeş olmak isteyene üstadı ok ve yayı teslim ederken kulağına da kemankeş sırrını fısıldardı. Okçular dışında kimseye fısıldanmayan bu sır Osmanlı ile birlikte yaşadı. Osmanlı ifna olunca sır da ifşa oldu. O sır Enfal suresinin 17. ayetiydi. Attığın zaman onu sen atmadın, Allah attı. Evet. Öyle mi? Böyle bir sırrınız mı var? Şimdi ben size şöyle cevap vereceğim. Enfal suresinin 17. ayeti Bedir Savaşı ile ilgilidir. Ve bakın böyle bir soru soracağınızı tahmin ettim. İllaki. Evet. Onun için hem meal hem tefsir buraya yazdım. Müsaade ederseniz okuyacağım. Buyurun. Diyor ki, müşrikleri öldüren siz değildiniz fakat Allah öldürdü onları. Onlara doğru toprak atarken, bir meal böyle diyor. Toprak lafını koymuş ama içinde Arapça toprak kelimesi geçmiyor. Harun'la bunun sohbetini yaparken Harun söyledi. Yani toprak kelimesi yok. Niye mealen böyle çevrildi bilmiyorum ama toprak atarken sen atmadın fakat Allah attı. Allah kendi keremiyle müminleri güzel bir sınavdan geçirmek için bunu böyle yaptı. Hiç kuşkusuz Allah işitendir, bilendir. Bir diğer mealde diyor ki onları siz öldürmediniz fakat Tanrı öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın fakat Tanrı attı.
inançlıları kendinden güzel bir sınavla sınamak için yaptı. Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir. Şimdi burada tefsire gelince, tefsir aslında ölümün Allah'ın inisiyatifinde olduğu, aslında siz birisini öldürüyor zannetseniz dahi aslında Allah tarafından ona biçilmiş olan ömrün sonu geldiği için onun öldürüldüğü gibi bir tefsir var. Ama müfessirler tefsir ederken surelerin ve ayetlerin iniş sebepleri üzerinden de gidiyorlar. Yani biliyorsunuz bir olay oluyor, olay üzerine Hazreti Muhammed'e vahiy ediliyor bazı ayetler. Burada Bedir Savaşı'nda büyük başarı elde eden okçuların kibiri sebebiyle indiği söyleniyor. Yani ne biçim okçuyuz lan, onları durdurduk filan. Orada işte ayet geliyor. Diyor ki aslında sen öldürmedin, Allah öldürdü. Şimdi bu kemankeşlik sırrı mıdır? Bilemeyiz, sır zaten. Ama ben size başka bir şey söyleyeceğim. Ünsal Yücel'in çok iyi bir kitabı vardır. Türk okçuluğu diye. Orada kemankeşlik sırrı başka bir şey olarak söyleniyor. Bakın, ne diyor? Evet, şimdi söyleyeceğim size. Diyor ki Ünsal Yücel sayfa 102. Bu kitabı genellikle okçulukla uğraşan herkes bilir. Başucu kitabıdır. Okçuluk Risaleleri, 102. sayfa kitap olan açıp bakabilir. Okçuluk Risalelerinde olur olmaz kişinin eline düşer diye. Kemankeşlik sırrı açıklanmaz. Bu sır bir arşiv dosyasında tesadüfen elimize geçti. Şöyledir. Yayın kabzasına abdestsiz yapışmaya, onu na ehle, serkeşe teslim ve talim etmeye ve eti yenmez kuşa ve sair hayvana bila özür atmaya, gözün görmediği mahale atmaya, atışa besmele ve salatü selam ile başlayan Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde 2333/2 numaralı envanter numarasıyla kayıtlı olan sır. Şimdi evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben bunu daha önce çıktığım programlarda da izah ediyorum. Yani bu bir sır, Enfal suresi dahi olsa bu okçulukla uğraşmamış, hafta sonundan hafta sonunda elini yaya değdiren, doğru dürüst bu işi bilmeyen, kabza tutmayı bilmeyen, ortalıkta ok atanların değil, yıllarca bu işi yapan ve Osmanlı gibi tasavvufla yoğrulmuş, yaşam tarzı olarak zaten İslami şeriatın çok hala İslami hayat tarzının olduğu bir yerde anlaşılabilecek bir şeydir. Bir mürşidin yardımıyla anlaşılabilecek bir şeydir. Öyle olmasaydı zaten kulağı fısıldamazlardı, asarlardı tekkenin duvarına. Yani bu tür kutsal şeylerde edepsizlik etmeyelim. Yani hiçbirimiz etmeyelim. Onun için bakın ben size bilimsel olarak söylüyorum. Ünsal Yücel bunu bulduk diyor. Birisi başka biri de böyle yazmış. Şimdi başka birisi de çıkıp başka bir şey yazsa... Ama şöyle de bir şey var. Tabii ki işin esasını öğrenmek her zaman en güzelidir, en doğrusudur. Fakat tabii yani hani internet ortamı bazen çok kirli bir mecra da olabiliyor. Maalesef. Ama bazen çok faydalı da olabiliyor. Doğru. Bilgiye çabuk ulaşabilmek. Ama bilginin hangisini seçeceğinizi nasıl bileceksiniz? Tamam ama yani hani bu sizin okuduğunuz da çok güzel. Muhtemelen doğrusu da budur herhalde diye ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama hani şu anda... ortada dolaşan böyle Google'da daha ziyade birçok kaynakta yer alan bu bilgi de şimdi, çok güzel. Şimdi şöyle. Zaten hayatın esası bu değil mi? Hani neyi sen kendin yapıyorsun? Elbette. Yani her şey Allah'tan zaten. Elbette. İşte hepimiz bunu biliyoruz elbette. Ama bu yani bilgiye erişip de bunu böyle tam manası içselleştirmek herkese nasip olmuyor. Elbette. Bunu şöyle de söyleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi Osmanlı okçuluğunda, daha doğrusu savaş sanatlarında... tasavvufun etkisi büyük. Tekke edep adabında da büyük. Yaşam tarzlarında da büyük. Şimdi burada başka tasavvufi sembolizmler de var. Ve bu Enfal suresinin 17. ayetine atfedilen sır da aslında okçuluğun içinde. Çünkü bu vahdaniyet inancıyla ilgili bir şey. Tevhidle ilgili. Yani aslında gerçekten baktığı her yerde Tanrı'yı gören birisi için okçu, hedef, yay ve ok birbirinden ayrı şeyler midir? Ve şunu da söyleyeyim size, bu sadece bizim gibi monoteist bir dinde yok. Mesela Zen Budizmle ilişkilendirilen Japon okçuluğunda da bir tanrı yok burada, dikkat edersiniz. Bizdeki bir tek tanrı yok. Ama ustası öğrencisine aynen böyle diyor. Attığın zaman sen atmadın, o attı diyor. Zen, bakın dikkatinizi çekiyorum, Zen Budizmi. Yani bu muhtemelen okçuların belli bir pratikten sonra farkına vardıkları bir içsel ya da zihinsel değişiklik. Bunu İslam kültüründe, coğrafyasında yaşayan birisi bunu kendi araçlarıyla açıklamaya çalışıyor. O zaman Enfal suresinin 17. ayeti bir açıklama olabilir elbette. Ama bilmiyoruz. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu değil mi? Evet. Ya. Bence bozuldu. Bozuldu. Ah ah. İş oralarda kalsaydı. Peki şunu da... Şeytan doldurur bana. Şeytan, ha bir de öyle derler değil mi? Şeytan doldurur diye. Evet.
şunu da sormak istiyorum. Hatta seyircimize de bunu soru olarak yöneltelim. Osmanlı'da bilinen en uzun menzil atışı kime aittir? Çok seyircimizden bu yönde soru geldi. Biz de kendilerine sormuş olalım. Osmanlı'da bilinen en uzun menzil atışı kime aittir? Bakalım bilecek misiniz? Bu ne kadar şık bir şey. Yani şık, evet, mı diyeyim, ne diyeyim, güzel mi diyeyim? Ne denir şık, bunlara? Şık demek doğru herhalde. Ne yazıyor? Bu önce yayın hikayesini anlatayım müsaade ederseniz. Tamam. 2005 yılında dünyada Osmanlı yayları yapan en önemli yaycılardan, kemanger denir bunlara, Polonya asıllı bir Kanadalı olan Adam Karpovic, 2005 yılında Topkapı Sarayı silah seksiyonundaki yaylar üzerine bir araştırma yapmak istedi. O dönem biz de burada yardımcı olduk ona bir şekilde, işte izinlerin alınması vesaire. Bir teşekkür etmek için ve dostluğumuzun bir nişanesi olarak, çünkü o zamandan beri dostluğumuz sürer, çok akıl hocalığımı da yapmışlığı vardır, kulaklarını çınlatalım. Şu detayları görür müsün? Bak ne güzel. Hı-hı. Bu evet, yayı bana hediye olarak yaptı. Yayın üzerinde o demin sorduğunuz metin, yay kitabesi denir bunlara. Aha. Bazen mesela Fetih Suresi'nden ayetler veya okçulukla ilgili şiirler olabileceği gibi başka tabirlerde üzerine yazılır. Burada ne yazıyor? Şimdi söyleyeceğim size. Bana dedi ki o zaman, kitabe kısmına geldik dedi. Elimde Fuzuli'nin bir şiiri var dedi. Sad bin Vakkas Hazretleri ile ilgili. Çünkü Sad bin Vakkas Hazretleri ile ilgili şöyle bir sözel gelenek, rivayet var. Herhalde Uhud'da o başarısını gösterdiği savaşta bir ok atmış. Oklar toplanıyor tabii savaştan sonra. O oku bulamamışlar bir tanesini. Onun için efsaneye göre Sad bin Vakkas'ın attığı ok kıyamete kadar gökyüzünde dolaşacaktır. Ay, ve menzil oklarından çok uzun uçup bulunamayanların nişan taşlarına bu yazılır. Sad bin Vakkas'ın oku gibi gitti bulunamadı diye. Çünkü o kadar hani kıyamete kadar gökyüzünde dolaşacak. Sad bin Vakkas üzerinde ne yazıyor? Üzerinde şöyle yazıyor. Ben o Fuzuli'nin Sad bin Vakkas'ın Vakkas'a gönderme yapan kitabeyi istemedim. Onun yerine şunu rica ettim yazmasını. Ali Rıza Özcan diye Mimar Sinan'da geleneksel Türk sanatları hocası olan bir dostum sağ olsun yayın ölçülerine göre bunu yazdı. Kanada'ya gitti şerit şeklindeki yazı. Yay gibi eğri olursan elde tutarlar seni, ok gibi doğru olursan yabana atarlar seni. Yay gibi eğri olursan elde kalırsın, ok gibi doğru olursan menzil alırsın. Güzel. Evet, bu aslında birkaç yüzyıldır bugün de muzdarip olduğumuz ahlaki çöküntü ve ahlaki çöküntüden muzdarip insanlar olduğunu hep gösteriyor. Bir yan yin iyi kötü hep var. O zaman da var. Yani devir kötü filan deniyor ya, her devirde kötü de var, iyi de var. Hani hep de derler ya, ah nerede o eski Ramazanlar, ah nerede o eski bayram. Halbuki iki nesil önce de herkes öyle söylüyor. Şey, onun gibi değil mi? Evet. Ama şu bir gerçek, eğer kıyamete doğru yol alınıyorsa zaten insanlığın da gitgide... Bilemiyoruz. Başımıza geldiği zaman göreceğiz. Başımıza gelirse, geldi. Bakın. Evet. Yani biz görecek miyiz de biz veya bir, onu da bilmiyoruz. Evet. Evet. Peki şimdi reklama gideceğim. Reklamlardan sonra size yine ilginç sorularımız var, seyircilerimizin soruları. Onları yönelteceğim ama az önceki sorumuzun cevabını vermedik. Onu bir sormuş olayım size. Hangi padişah menzil atışlarında daha uzun mesafeye ok atmıştır? İkinci Mahmut mu, Kanuni mi dedik? Muhtemelen daha ziyade Kanuni cevabı mı geldi arkadaşlar? İkinci Mahmut gelmiş. Bravo. Doğru. İkinci Mahmut'tur. İkinci Mahmut hem dönem olarak menzil atışlarının çok daha popülarite kazandığı bir dönemdir. Yani yüzyıl olarak da öyledir. İkinci Mahmut'un bu konudaki hevesi ve başarısı sebebiyle öyledir. Kanuni döneminde menzil atışları vardır. Saray o dönemdeki çok önemli kemankeşleri, rekortmen kemankeşleri desteklemiştir. Hı-hı. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın bildiğim kadarıyla kayda geçmiş menzil atışı yoktur. Ama ikinci Mahmud'un çok sayıda var. Bir seyircimizin soyadı Ok'muş, Recep Özkan Ok. Diyor ki sizinle diyor şimdi çok daha değerli bir soyadına sahip olduğumu öğrenmiş oldum diyor. Harika. Şimdi bir iki soru daha sorayım. Öyle gideyim reklamlara. Diyor ki Neslihan Hanım, doğru mu bakalım, size soralım, benim hedefim etiketiyle. Avrupalı okçuların rekor ok atışı 300 metre. Oysa Osmanlı'da 600 metreye ok atamayan okçu bile olamıyormuş. Öyle mi? Doğru. Hikayeyi anlatayım. Reklama ne zaman gireceksiniz? Tamam, dinleyelim. 1794 veya 1790'lı yıllarda İngiltere'de sefaret katibi olan Mahmud Efendi, İngiltere'nin köklü okçuluk kulüplerinden Toxa Flight Society'ye davet edilir. Ve burada menzil atışı yaparlar. Yaptığı rüzgara karşı ve rüzgara arkasına alarak yaptığı atışlarda en uzunu 441 metre ölçülür. Hmm. O zamana kadar İngilizlerin meşhur
uzun yayı, hani Robin Hood filmlerinde falan temcit pilavı gibi önümüze sürülen meşhur İngiliz uzun yayıyla 330 metreye kadar ok atılmıştır ve şaşırır İngilizler. Hı hı. Ve Mahmud Efendi de der ki ya şaşıracak bir şey yok, ben İstanbullu adamdan bile sayılmam. Padişahımız ki o dönem 3. Selim tahttadır, çok yetenekli bir kemankeştir der. Doğru, 3. Selim kabza almış bir kemankeştir, 594 metreye atmıştır. Hı hı. Açtığı menziller vardır Bingez'in üzerinde. Dolayısıyla söylediği doğrudur, mübalağa etmemektedir. Ve bunlar onların bu uğradıkları şaşkınlık ve hizmetle ilgili yazdıkları belgelerle günümüze ulaşmıştır. Peki şimdi hızlıca reklama gideceğiz. Benim hedefim etiketiyle lütfen siz de tweetlerinizi göndermeye, sorularınızı göndermeye devam edin. Veya hayattaki hedefiniz neyse onu bize yayın, yazın. Onu bize yayın. Bak yayın. Yerler okla. Birazdan buradayız. Onu bize okun. onu bize yayın, ben de okum. evet. Ve devam ediyoruz. Hemen sizlerden birkaç soruyu daha soracağım. Hülya Hanım merak etmiş. Benim hedefim etiketiyle Osmanlı döneminde alevli ok var mıydı? Vardı. Yangın oku da denen. Fakat filmlerde gördüğümüz ve Anglo-Sakson okçuluk kültürüyle alakalı oklardan çok farklıydı. Mesela İngiliz yangın oklarında temrenin arkasında bir küre içinde yanıcı ecza bulunur. Türk oklarında ise kanca şeklinde bir temren vardır. Uç kısmında da yanıcı eczanın bir kumaşa emdirilerek sarıldığı bir uzun çubuk denebilir. Bunlar yelkenleri tutuşturmak için kullanılıyordu. Mesela askeri müzede şu anda 3 tanesi şeyde vitrinde. Yani merak edenler varsa okçuluk odasında askeri müzede şu anda sergide görebilirler. Ama işte ev tutuşturmak, kale içindeki binaları tutuşturmak için kullanıldığına dair bir şey yok. Deniz savaşlarında yelken tutuşturmak için de deniyor. Hı hı. Osmanlı'da bilinen en uzun menzil atışı kime aittir? Verelim mi cevabı? Bence verelim. 845,5 metre ile toz koparan İskender'e aittir. Toz koparan lakabı sahip bir yeniçeridir. Fakat program başında da söylediğim gibi bunlar askeri elit, dolayısıyla askeri eğitimleri içinde okçuluk var. Fakat bunlar bunun dışında da meydanlara rağbet eden ve menzil atışı, yani daha spor tarafı ağırlıklı olan bir disiplinde de ustalaşmış okçulardır. Çok kuvvetli olduğu söylenir. Toz koparan lakabıyla ilgili de yakın zamana kadar şöyle bir rivayet vardı. Yani yazılan çizilen şeyler tabii, rivayet dediğim. İşte bu yayın üstünü kaplayan huş ağacı kabuğu vardır, toz denir. Yayı o kadar sıkı kavramış ki o toz kopmuş falan diye anlatılır. Fakat yakın zamanda tarihçi arkadaşlarımız dediler ki toz koparmak aslında döneminde çok popüler olmak, sansasyon yaratmak, insanlar tarafından bilinir olmak anlamına gelmektedir. Aslında hani çok ünlü ve şöhretli bir kemankeş olması sebebiyle. Çünkü onun ölümünden sonra da atılmış bazı menzillerin anısına dikilen taşlarda toz koparan ismi var. Çünkü zamanının ünlü kemankeşlerine de toz koparan zaman denirmiş. Yani bu toz koparan İskender'e gönderme olmayabilir. Sıfat kendisi zaten dönemin iyi okçusu olmasıyla alakalı olabilir. Bu arada Ebru diyor ki ilginç şekilde diyor 3. Selim ve 4. Murat ismi de çok geldi diyor. Evet. Üçüncü Selim tabii çok enteresan bir padişah. Bir kere tahta geçiş tarihi Fransız devrimi. Aynı tarihte. Dolayısıyla dünyada önemli değişiklikler oluyor. Bu da reformist padişahlardan biri. Daha şehzadelik döneminde Fransa ile diplomatik ilişkiler falan kuruyor. O dönem için sıra, yani o döneme kadar ya da yapılmamış bir şey. Ve bestekar, şair biliyorsunuz. İlhami mahlasıyla çok güzel şiirler yazıyor. Hatta askeri müzeden bahsetmişken askeri müzenin bahçesinde bir menzil taşı vardır. Hemen girer girmez bahçeye solda. Üzerinde İlhami imzalı şiir vardır. Çünkü 3. Murat'ın kahveci başısının menzil taşıdır. Hmm. Tabii kahveci başı hem çok has adamı hem de büyük olasılıkla Enderun'dan filan arkadaşı. Kendisi bizzat menzil taşının kitabesini yazmıştır, şiirini İlhami. Bestekardır ve kabza sahibi kemankeştir. Bugün Aynalı Kabak Kastı'na inerken kulaksızdan belediyeye ait bir tesisin önünde kocaman bir taşı vardır 3. Selim'in. 4. Murat'ın da daha mütevazı,
1040 gezlik bir menzil taşı vardır. Kulaksız mezarlığın içindedir şu anda. Padişah menzilleriyle ilgili bir şey söylemek lazım. Menzil açmak, yani hiç atış yapılmamış bir yerde, normalde tekke şeyhinin ve tekke ihtiyar heyetinin onayıyla olan bir şey. Gidip kafasına göre birisi orada 1200 geze, 1300 geze bile atsa izin olmadan menzil açamıyor. Menzil açıldıktan sonra da menzilin atış yapılan nokta bir ayak taşıyla, atış doğrultusu menzil ana taşıyla işaretleniyor. Ve o doğrultuda atışa devam edilerek mevcut taş aşılmaya çalışılıyor. Padişah menzillerinde hürmeten başka atış yapılmaz idi. Yani bu padişahların o rekabet ortamından kaçması, korkması değil, hürmet ettikleri için. Çünkü olur da daha yüksek atarlarsa padişaha edepsizlik olacak, onun için atmazlardı. Evet. Çoğu padişah tarafından açılmış menzilde ok atılmaz. Ama padişahların önceki menzillerde yaptıkları atışlar da var. Tabii siz bunları anlattıkça yani mevzunun o kadar çok detayı ve evet, enteresan çok, hususu çok var ki var. Bir küçücük notu da ben ekleyeyim. Toz koparan İskender öyle güçlüymüş ki formunu korumak için zaten çok meşhur, bugüne kadar bile ismi gelmiş, siz de cevap yazmışsınız. Formunu korumak için uyurken dahi başında bir nöbetçi duruyormuş. Kollarının kuvvetten düşmemesi için özellikle sol kolunu üzerine yatmasın diye, onu korusun diye birisi duruyormuş. Sol kolun üzerine yatarsa onu düzeltiyormuş. Yani bu kadar da incelikleri var. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, anlattığınız için. İnşallah yakında Okçular Tekkesi'nden de bir yayınımız olacak. Orada daha bir tekkeye dair de detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağolunuz, kitaba da epeyce ilgi varmış. Yakında raflarda yerini alacak Osmanlı'yı öğreniyorum. Merak eden küçükler ve nereden başlasam diyen büyükler için Ömer'le benim aramda geçen diyaloglar ve tabii içinde birçok görsel var. Teşekkür ederiz ilginize. Gelecek hafta yine buluşmak dileğiyle. Cuma gecesi de tarih sahnesinde karşınızdayız. Hoşçakalın.